Herkese merhabalar, Padok TV'den saygılar ve selamlar. Yarın için Kocaeli Bülteni'nde elimden geldiği kadar sizler için yorumlarda bulunacağım. Şimdi Kocaeli Bülteni'nde günün birinci koşusunda burada maiden bir yarış, istikrarsız tayların bulunduğu bir yarış. Ben burada ilk sırayı 5 numaralı Ozan Kaya'ya vermek istiyorum. Mehmet Kaya idaresinde İstanbul sentetiğinde ve çiminde başarılı yarışlar yaptı bu tay. Baktığımızda da bir Güncaran yavrusu, Dağan Bey'in torunu. Mehmet Kaya idaresinde ilk şanslı tay olduğunu düşünüyorum meydana veda edecek isimlerin arasında. Sonrasında 9 numaralı Zulema ismi var burada. Epem'in torunu, Mengübert yavrusu. Başarılı bir orijine sahip. Eray Çizik idaresinde 3 tane yarışına aldanmamak lazım diye düşünüyorum. Kumda bir altıncılık, çimde 2 tane 0-0 çekmiş bu tay. Ama itman pistinde ben gayet sağlıklı gördüm bu tayı. O yüzden ikinci sırada bomba hanesinde, sürpriz hanesinde 9 numaralı Zulema. Üçüncü sıradan burada bir isme şans vermek istiyorum. Haberkan yavrusu, Altağ'ın torunu, Onur Yıldız idaresinde başarılı bir yarış çıkarabilir ki arka arkaya uzun galoplar almış bu tay. Onur Yıldız da boş bir taya binmez diye düşünüyorum. O yüzden 3 numaralı Enmer Kağan. Sonra baktığımızda yine aynı şekilde mükemmel bir orijine sahip olan bir tay var burada. Sadın Gücü'nün yavrusu, Şövalye'nin torunu. Ali Yıldız dekleri olmuş. Sadece tek bir galopla geliyor bu tay ama bizim bilmediğimiz bir galop almış olabilir. Gece ilerleyen saatlerde bir galoplar yapmış olabilir. Tabii bir tay hazırlanmadan bir yarışa katılmaz diye düşünüyorum. O yüzden Ali Yıldız deklerisiyle ve orijin itibariyle bir numaralı altın saat diyorum ben. Sonrasında baktığımızda 6 numaralı Ak Yıldız, bir Yaşarcık yavrusu, Anadolu Ateşi torunu. Anadolu Ateşi torunlarını ben nerede görsem mutlak bir şekilde kuponumda bulundururum. Her zaman da öneririm. Çok iyi bir orijine sahip olduğunu düşünüyorum. Gökten Kayıp kardeşimiz de sentetikte, İstanbul sentetiğinde başarılı yarışlarla biraz çıkış yarattı kendine. İtman pistinde de hiç fena değil bu tay. 6 numaralı Ak Yıldız, Dilbağ ilavesiyle olabilir. Son sıradan da bir isme daha şans vermek istedim. Bir Tamarinoğlu yavrusu, Dayı Bey torunu. Güzel bir dişi olduğuna inandığım bir dişi ki göz koruyucu ilavesi almış. Burada Berkant Gökçe ile iyi bir yarış, başarılı bir yarış yapabilir, meydana veda edebilir. O yüzden sıralama açısından 5, 9, 3, 1, 6, 7 dedim ben. Çok karışık bir koşu. Günün maiden, başlangıç ayağı, Kocaeli Bülteni'nde birinci koşu. Her şeye açık bir koşu. Bunu da bildiririm sizlere. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1 numaralı Son of the King, 2 numaralı Ağustos Ahmet, 3 numaralı My Queen Love, 5 numaralı London in Series, Smart Robin yavrusu o da, 6 numaralı My Pride. Bunlar çok önde giden safkanlar dostlar. Yani 4 numaralı Torichem, Kaan Gökçe idaresinde buradaki şartlı 4 yarışta yamak yarışı. Yamakların en iyisi olduğunu düşündüğüm Kaan Gökçe, İzmir'den de çok iyi tanıdığım bir arkadaşımız. Aftermarket'in yavrusu, hızlı, sert tempoda gidecek yarışta etkili ataklarıyla 4 numaralı Torichem'in ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Artık grup uygunluğu da var. Yarış gidişatı da tamamen lehine. O yüzden Padok TV izleyicilerine, sizlere 4 numaralı Torichem'i banko olarak öneriyorum ben. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 4 yukarı Araplar şartlı 5 yarışta. Burada yine benim her zaman Bursa pistinde oynadığım bir safkanımla başlamak istiyorum ben. Bir Onur Kağan yavrusu, Eray Çizik idaresinde bir apranti indirimine gidilmiş ki yine aynı şekilde dış start çekmişler bu safkana. Yarışın gidişatına baktığımda çığ rüzgarı birazcık startta kalıyor, oyalanıyor. Eğer çığ rüzgarı biraz startta kalırsa yine dış start avantajıyla önlere doğru erkenden sarkıp Eray Çizik idaresinde 2 numaralı Dumanoğlu bu yarışı kazanabilir. İlk sıradan size önereceğim isim 2 numaralı Dumanoğlu'dur. Sonra baktığımızda burada tekrardan 6 numaralı Köyalsı Demir diyorum ben. Son Vedat Abiş deklaresiyle başarılı bir ikincilik elde etmişti. O yarışta sprintine biraz geç kalmıştı ki bu safkan Kocaeli'de yarın yağmur olabilir. Pisti ıslak ya da nemli bulursa başarılı bir yarış koşabilir. Zaten yine Vedat Abiş deklaresiyle 6 numaralı Köyalsı Demir önde beklemeyi çok iyi yapabilen bir safkan olduğunu düşünüyorum. İkinci sıradan sizlere öneriyorum. Sonrasında baktığımızda yine önde beklemeyi çok iyi yapabilecek bir safkan var. Bu da kimdir? Onur Yıldız idaresinde 4 numaralı Aslan Soylu diyorum ben. Çim, kum ayırmayan bir safkan ki yine aynı şekilde nemli ve sulu bulursa kumu çok başarılı yarış gelebilir 4 numaralı Aslan Soylu'dan. Yazılması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Eper son yarışını mükemmel bir şekilde kazanmıştı. Küreye aldırmadan yazılmalı gerekli ki safkan çok formunda. Zaten önde beklemeyi de çok iyi yapabilen bir safkan. Ne kadar 60,5 kilo olsa da Adem Aslan idaresinde bir çarpı atmalı diyorum ben. Sonrasında da en son sıraya 5 numaralı Çığ Rüzgarı'nı koydum. Çığ Rüzgarı da Mehmet Kaya dekleri olmuş.
Olur da startta fazla oyalanmazsa önde bekleme yaparak Mehmet Kaya idaresinde iyi bir yarış yapabilir. O yüzden burada sıralama açısından 2, 6, 4, 3, 5 şeklinde burayı geçmeye çalışacağım ben. Sizlere de önerim bu şekildedir. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde burada. Burada elimizde 2 numaralı bir gayecan var. Bir Tümöz Bey yavrusu. Handikap 14 dişilere mahsus bir yarış. Ferit Arslan idaresinde son yarışını mükemmel koşmuştu bu safkan. Çok az farkla kaybetti. Çok da güzel eşkalli, çok da güzel sonları arttırabilen bir safkan. O yüzden 2 numaralı gayecanı ben burada ilk sıradan sizlere önermek istiyorum. Sonrasına baktığımızda 3 numaralı Işın Bike, bir Saad'ın gücü yavrusu, Alorap'ın kızı, Kaysberg torunu, Mehmet Kaya dekler olmuş bu safkana. Uzun zamandan beri oynadığımız bir safkan ama Mehmet Kaya böyle zor olan safkanları ve kısrakları ve tayları çok iyi bir şekilde idare edebilen bir jokey. O yüzden ikinci sıradan 3 numaralı Işın Bike diyorum ben. Sonra baktığımızda 4 numaralı Koşan Nur, çok geniş, yapılı, son yarışında İzmir pistinde çok iyi kazandı. Daha önce sentetikteki üçüncülüğü de hiç de fena değil. O yüzden 4 numaralı Koşan Nur'u Mertcan Çelik'in de yakından tanıdığım bir isim olmasıyla sizlere 3. sıradan önerdim. Son olarak bir isim var burada ki bir isime daha şans vereceğim çizgi arkasında. 1 numaralı Balık Kız diyorum ben. Balık Han'ın yavrusu, Magrib torunu, Magrib torunları nemli ve ıslak pistte çok çok iyi yarış koşabiliyorlar. Onur Yıldız da dekler olmuş. Onur Yıldız da zaten kazanmıştı bu safkan. O yüzden 1 numaralı Balık Kızı da ben burada 4. sıraya attım. Son olarak çizgi arkasında çektiğim çizgiyi burada küçük ve orta dereceli kuponlar için ya da şöyle söyleyeyim yeri olanlar için 5 numaralı Ponçiktay'a da bir çarpı atsınlar. Çünkü Ponçiktay da eğer pisti sulu ve nemli bulursa etkili bir yarış yapabilir. İzmir pistinde çok iyi yarışlar kazanmış bir safkan bu safkan. Zaten Besleney'in yavrusu, Şövalye torunu, zaten apranti indirimi söz konusu. Mehdi Altın kardeşimiz de hayatının ikinci yarışında kazanabilir Mehdi Altın. Zaten İstanbul Sentetinde jokeylik hayatına, aprantilik hayatına kazanarak başlamıştı. O yüzden 2, 3, 4, 1 çok önde. 5'te yeri olanlar 5 numaralı Ponçiktay'a da yer verebilirler. Günün 5. koşusunda burada baktığımızda handikap 17 bir yarış. 4 yukarı Araplar start alacak. Şimdi burada yarışın gidişatına baktığımda ben 6 numaralı Tunşah, 7 numaralı Hekimoğlu. Burada tekrar baktığımızda zaten son yarışında da çok kaçmıştı. 4 numaralı Ortaylı, 3 numaralı Erlikan ilk 400'den ilk 600'den sonra çok arttırabilen bir safkan. Aynı şekilde Ekülüsü de öyle, Sarnıçkaya da öyle. Önlere doğru çok yanaşan isimler bunlar. Yarışın virajdan sonra tempoya bineceğini düşünerekten ben burada ilk sırada size net favorim olan bir ismi önermek istiyorum. Bu da İstanbul Sentetiğinde de, normal kumda da, çimde de başarılı yarışlar yapan, pisme mesafe ayırmayan 5 numaralı hedefim Mertcan Çelik'in yakından tanıdığı bir isim. Yarışın tempoya binmesiyle 5 numaralı hedefim etkili ataklarıyla ben kazanmasını bekliyorum. İlk sıradan şans veriyorum ve net favorim. Bunu da bildireyim. Sonrasında çok sık koşturuyorlar bu safkanı. 8 numaralı Las Fatih ve de tabii işteklerisi var. Sık koşturulsa da 5 gün sonra da direktman Kocaeli'ne getirmişler Adana pistinden. Vedat Abiş dekleri olmuş. Bir Orçun yavrusu, Caş'ın torunu. Vedat Abiş dekleri olduğu zaman bu işin altında bir şey aramak lazım ki her zaman başarılı yarışlar yapabilen bir jokeyimiz. O yüzden 8 numaralı Las Fatih diyorum ben ikinci sırada. Sonrasında 1 numaralı Hızlı Emel diyorum. Bir apranti indirimine gidilmiş. Berkant Gökçe kardeşimiz çok formunda. Son yarışında çok startla oyalandı ve yarışa adapte olamadı bu safkan. 1 numaralı Hızlı Emel yarışın tempoya bindiği yerde çok startta oyalanmazsa iyi bir yarış çıkarabilir. Çok çok dikkat. Küreye aldanmamak lazım ki zaten apranti indirimine gidilmiş. Son olarak da yine bir kara üzüm temsilcisi var. Onur Yıldız idaresinde son sentetiğinde kısa vade yarışta bir üçüncülük yapmıştı. O üçüncülük bence bu gruba yeteceğini düşünüyorum. Baktığımızda bomboş kilo 53 kilo ile Onur Yıldız da start alıyor. Bu isimde 11 numaralı Al Yadigar olacağını düşünüyorum. 5, 8, 1, 11 olarak sizlere sıralama olarak öneriyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde handikap 16, 3 yukarı İngilizlere mahsus bir yarış. Burada 7 numaralı Asil Yürek diyorum ben bomboş kilosuyla. Bu safkanın daha önceki yarışlarına baktığımda 1400 metre mesafeyi ıslak pistte 1.26 içinde koşmuş ve başarılı yarış çıkartmış. Arka arkaya handikap yarışlar ve şartlı yarışlar koşmuş ve arka arkaya yarış kazanmışlıkları var. Son yarışında jokeyi artık bu safkan yürümeyince biraz elde tutmuş.
Yani hiç yormamış safkanı. İtman pistinde de hiç fena görmedim ben. Güzel hazırlıklara sahip, kısa hazırlıklar ama Onur Yıldız deklaresi var. Bomboş kiloyla 7 numaralı Asil Yürek benim bu koşuda net favorimdir. Sonra geldiğimizde ben buraya 3 isim önereceğim sizlere. Sonra baktığımızda yarışın gidişatına baktığımda 4 numaralı Master Queen diyorum ben. Yarışın gidişatında bütün safkanlar önde bekleme yapan ve geriden gelen safkanlarla dolu diyorum bu yarış. Sadece burada 4 numaralı Master Queen önlerde çok sert tempo yapan bir safkan. Eğer burada önlerde sert bir tempo yapabilirse ki bu safkanın ben itmanda da hazır olduğunu gördüm. Yani itman pisti dereceleri bu yarış için yeterli olduğunu gördüm. Mertcan Çelik deklaresiyle önde boş kalırsa, sert tempoyu kurabilirse 1400 metre mesafede sonlara kadar dayanacağını umut ediyorum. O yüzden 4 numaralı Master Queen. Sonrasında bir safkan daha var. 5 numaralı Free Children. Free Children'da bir aftermarket yavrusu. Son sentetikteki yarışları, 5.liği ve 6.lığı bu grup için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum ki safkan daha önceki yarışlarında bu gruplardan daha iyi isimleri geçmişliği var. Ali Yıldız deklaresiyle 3. sıradan şans verilmeli diye düşünüyorum. 7, 4, 5 olarak günün 6. koşusundaki handikap 16 yarışta sizlere önerimdir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde burada enteresan bir isim var. Vedat Abiş deklaresiyle bir Trapeşat yavrusu, Evekon'in torunu. Şartlı 5 yarışta 2 yaşlı İngilizlerin start alacağı bir yarış. 4 numaralı Çakır Neco burada meydana veda ederken çok salılı, çok aksiyonları düzgün bir şekilde meydana veda etmişti. O yarıştan sonra zaten iyi bir safkan olacağını umut ediyordum bu safkanın. Kısa vadeye götürmeden bu safkanı şartlı 5'te start alıyor şu anda. Şartlı 5'e getirmişler. Ve de tabii işte eklerisiyle bu yarışı kazanmaya net aday 5 numaralı, 4 numaralı Çakır Neco'dur. Sonrasında 5 numaralı Kazeni Katsu diyorum ben. Winner Wenzel'ın temsilcisi. Son ikinciliği de bu safkanın hiç boş değil. Son şartlı 5 yarışında hadap arkası mükemmel bir ikincilik yaptı bu safkan. Maiden'dan çıkarken de başarılı bir şekilde Maiden'dan çıktı. O yüzden ikinci sıradan Burak Akçay idaresinde 5 numaralı Kazeni Katsu diyorum ben. Burada 4 numaralı Çakır Neco ve 5 numaralı Kazeni Katsu ismini ben bu gruptan ayırdım. Bir çizgi çektim. Çok yeri olanlar, safkan yani sürpriz sahnesinde bulundurmak isteyenler 2 numaralı Tarkunye'ye de yer versin. Bir Runaway and Hyde yavrusu Ferit Arslan idaresinde sentetikte de iyi yarışlar çıkarttı. Daha önceki yarışlarında Kocaeli'de de güzel yarış kazandı. Bu safkan da iyi bir safkan. Yapılı bir safkan. Runaway and Hyde olması zaten yetiyor. Sadece kumlarda biraz eksik olabildiğini düşündüğüm bir safkan. Gruba baktığımda çok büyük yeri olanlar kurguda 2 numaralı Tarkunyu'yu da bulundursunlar diyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Maiden bir yarış yine. 3 yaşlı Araplara mahsus bir yarış. Burada benim enteresan bir isim önereceğim ben sizlere. Bu enteresan isim de kimdir? 3 numaralı Halduntay diyorum ben dostlar. Bir göz koruyucu ilavesi almış. Bir turbo yavrusu. Daniel Kaya idaresinde bu kardeşimiz Daniel Kaya da bir aralar ara vermişti. Tekrar pistlere geri dönmüş. Zaten safkanı kendi çalıştırmış. Butayı kendi çalıştırmış. 8.lik çimde yapmış olduğu 7.likler son 8.liğine aldanmamak gerekli diyorum ben burada. Dilbağ ilavesi, göz koruyucu ilavesi var. Dilbağ ilavesi alıyor. 1500 metre mesafede Maiden yarışta eğer 3 numaralı Halduntay benim kafamdaki düşünceyle koşarsa, erkenden önlere sarkabilirse bu yarışta çok etkili olur diyorum ben. Çok çok dikkat etmeniz gereken burada Tay 3 numaralı Halduntay'dır. İlk sıradan yazılması gerekli diye düşünüyorum ben. Sonrasında baktığımızda 4 numaralı Hırşo son yarışındaki ikinciliği de Aspark'ta kaybetmişti. Meydana veda edememişti. Ali Yıldız deklaresiyle itman pistinde de sağlıklı ve fit bir şekilde görünüyor. 4 numaralı Hırşo meydana veda etmeye yakın. Sonrasında Hırşo arkası 3.lük elde etmişti. 6 numaralı Kızıldoru. O da başarılı bir safkan. Bu safkanda galop göremedim. Ama son Alp yavrusu olması son başarılı 3.lüğün arkasından yine de sizlere önermek istedim ki söylemek istediğim konuyu biliyoruz hepimiz. Gece saatlerinde safkanlar, taylar çalışabiliyorlar. Bunları da saatçiler gözlemleyemediği için galopları girilmiyor. O yüzden ben ne olur ne olmaz diyerekten 6 numaralı Kızıldoru diyorum. Burada sıralama açısından sıralama vermek gerekirse 3, 4, 6 ama 3 numaralı Halduntay'a çok 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 dikkat diyorum dostlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde kapanış ayağında dişilere mahsus bir yarış.
Handikap 15 bir yarış. Burada 5 numaralı Touch of Color diyorum ben. Touch of Color'a baktığımızda bir Perfect Storm yavrusu. Onur Yıldız idaresinde. Bu safkan için son yarışında uzun mesafeyi yapamaz denildi. Özellikle safkanın adım atışlarına, aksiyonlarına baktığımda, gördüğümde bir Lineart torunu zaten. Onur Yıldız idaresinde çok başarılı bir yarış koştu. Düzgün aksiyonlarla fotoya uzanmasını bildi uzun metrajlı yarışta. İlk sıradan yazılması gereken ismin 5 numaralı Touch of Color olmasını düşünüyorum ben. Sonra baktığımda burada 2 numaralı Galvez kendi diyorum. Yarış içinde kapalı gözlüğü attıktan sonra bu safkan resmen sınıf atladı. Aynı şekilde koşuyor. Starta kadar kapalı gözlükle koşuyor. Yarış içinde kapalı gözlük almadığı için ne kadar sık koşturulsa da, ne kadar kilo dezavantajı olsa da başarılı jokey Ali Yıldız idaresinde 2 numaralı Galyas kendi çok da formda olan bir safkan. İkinci plandan yazılması gereken bir isimdir. 60,5 kiloya bakmayalım dostlar, onları da bildireyim size. Sonrasında en son sıraya buraya da 3 isimle geçmek istiyorum ben. 3 numaralı Paper Queen diyorum ben. Dale Mail yavrusu, Seri Pekan torunu. Sentetikte bu gruba nazaran bir tık daha iyi isimlerle start aldı. Dördüncülük yapmıştı. Son yarışı da ikincilik dış start çekmişler yine bu safkana. Berkant Gökçe idaresinde bir apranti indirimine gidilmiş ki itman pistinde hiç sıkıştırılmadan hazırlanıyor. Son olarak da 3 numaralı Paper Queen'e de yer verilmeli, gerekli diye düşünüyorum. Kocaeli bülteninde günün 9. koşusuna kadar sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Her zaman dediğim gibi ilk önce kendi tuttuklarınızla, sonra da bizim tuttuğumuz isimleri ekleyerek bir kurgu oluşturabilirseniz, her zaman dediğim gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Herkese saygılarımla ve sevgilerimle, selametle kalın.